Simge kanalından herkese merhabalar. Bugün tekrardan 3 boyutlu ders videosuyla beraberiz. Bildiğiniz üzere önceki ders videomuzda 3 boyutlu küp çizmiştik ve beğenmişsiniz. Bugün de 3 boyutlu uçurum, delik veya çukur tarzında bir şey yapacağız. Gayet kolay bir çizim olacak. O zaman hemen çizime geçelim. Evet, burada gereken malzemeler pilot kalem ve bir tane siyah kuru boya. Şimdi burada yapacağımız çukurun veya uçurumun, ben buna çukur demek istiyorum. Yapacağımız çukurun şekillerini biraz da kafamızdan yapabiliriz. Ama isterseniz de benim yaptığım şekilde benzetmeye çalışabilirsiniz. O zaman başlayalım. Siz daha iyi görün diye ben ekranı biraz koyu yapacağım. Evet, tamam, yapabildiğimiz kadar yaptık. Şimdi bu çizgilerin üstünden bir güzel pilot kalemimizle geçeceğiz. Ve tamamdır. Şimdi buradaki kurşun kalem izlerini bir güzel silelim. Bu arada daha fazla anlatımlı videonun gelmesini isterseniz de kesinlikle videoyu beğenmeyi ve yorumlarda ne tür anlatımlı videonun gelmesini istediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Neyse, biz devam edelim. Ve tamamdır. Şimdi ben siyah kuru boyamı aldım. Ve burada dışarı çıkan gördüğünüz gibi bazı yerler var. Şu kısım var, bu kısım var, buralar, buralar, buralar ve daha da fazla yerler var. O çıkıntılı kısımlardan ben aşağı düz bir çizgi atacağım. Aynen, bakın şu kısımdan. Bunu göz kararı, cetvel kullanabilirsiniz isterseniz ama ben cetvel kullanmayı tercih etmiyorum burada. Şu alttaki kısım en koyu olmak üzere yukarı doğru, koyudan aşağı doğru yaparak boyamaya başlayalım. Boyamayı yaparken de şöyle gördüğünüz gibi çizgi çizgi yaparsanız daha da güzel ve gerçekçi bir görüntü olur. Evet, gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi de şurada, artık kırılan kısımlar mı desem, böyle köşe kısımlarından biraz koyu yapacağız. Evet, tamamdır. İsterseniz de pilot kalemle şurada gördüğünüz bazı çizgileri daha koyu yapmak amaçlı boyayabiliriz. Ben boyayacağım. Evet, tamamdır. Şimdi gördüğünüz şuradaki kısımları biraz yumuşatacağız. Tamam, yumuşattık. Şimdi şu kısımları ufak ufak şöyle çizgiler yapacağız. Ben bir de şöyle pro markerla şu kısımda biraz daha koyu yapmak istediğim için koyu grimle boyayacağım. Evet, gördüğünüz gibi yaptık. Ama ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii bu zorunlu mu? Tabii ki de hiç ama hiçbir şekilde zorunlu değil. Kırmızı rengimi, koyu mavi rengimi, hatta lacivert rengimi. Bu kağıdı sanki bir defter gibi göstermek amaçlı kullanacağım. Kağıdıma her 1 santimde bir nokta koyacağım. Ve o noktalardan çizimi atacağım. Ve tamamdır. Bir de kırmızı kalemle şöyle bir çizik attık mı oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz eğer, kanalımıza ve çizimlerimize destek olmak amaçlı abone olabilirsiniz. Ve tabii kamerayı alttan gösterdik mi asıl amaç çıkıyor ortaya. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tür videolar için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.